Değerli Başak Burçları, nasılsınız? Umarım 23-29 Kasım haftanız size uğurlu ve bereketli gelir. Hiç ummadığınız bir dostunuzdan maddi bir destek alacaksınız. Çünkü uzun süredir iş konularınızda terslik olduğu için aile düzeninizi toparlayamıyordunuz. Ve size gelecek finans konuları bir rahat bir nefes almanıza, biraz daha psikolojik olarak güçlenmenize ve uzun süredir finansal konularınızla alakalı güzel güzel gelişecek olaylar size çok keyif verecek ve iş konunuzla alakalı da radikal bir karar ve yerinizde farklı bir noktaya geçiş ya da devletle ilgili bir devlette çalışıyorsanız farklı bir noktaya geçiş evreniz gerçekten size huzur ve keyif kılacak. Farklı bir il, farklı bir şehir size gayet keyifli olacağını uyarmışım. Büyük firmada çalışan, özellikle tekstil, çorap ya da ne bileyim kumaş sektöründe çalışan bazı başak burçlarında işlerinizde çok yoğun bir tempo olacak ve çok büyük bir kazanç elde edeceksiniz. Özellikle eczane, sağlık sektörü ya da bu tarz işlerle uğraşan bazı başaklar çok yoğun bir tempo. Doktorsanız çok inanılmaz yoğun bir tempoya giriş yapacaksınız. Hatta yerinizi değiştirmek istiyorsunuz ama maalesef değiştirememe gibi bir durumunuz var. Bununla alakalı stresiniz, kaygınız var. Ailenizle çok uzun süredir diyaloglarınızda iş temponuzdan kaynaklanan görüşememe gibi sıkıntılar sizi yıpratmaya başlamıştı. Biraz sanki izinler ya da size doğacak fırsatlarla onlarla güzel bir vakit geçireceksiniz diyorum. Eğer aşksızsanız, dolu dizi gibi bir aşka gerçekten geçtiğimiz hafta kavuşmadıysanız bu hafta %100. Çünkü gerçekten aşksızım, nefes alamıyorum diyen başaklarda güzel, dolu dizgin ve sizin hayatınızda kalıcı insan olarak gösteriyor. Ve gerçekten doğru ilişkiye ve doğru sevdiğinizi göstereceğiniz bir ilişkiye ayak uyduracaksınız. Geçmişte kalmış bazı ilişkilerine kafa takan, ay keşke olsaydı, niye olmadı, ben niye kısmetsizim de, iyi ki olmamış, çok güzel bir insanın elini tutup hayatınızı birleştireceksiniz diyorum değerli Başak Burçları. Özellikle böyle zemin katıda, yani hani toprak ve zeminle alakalı ailenizin bir sıkıntısı varsa binasıyla alakalı bunu çözün. Çünkü bununla ilgili belediyeden bazı sıkıntılar ve pürüzler yaşayabilirsiniz. Başak Burçları ihmal etmeyin diyorum. Bir de aile büyüklerimizin sağlık problemleri biraz sıkıntılı ve stresli olabilir. Bununla koşturabilirsiniz. Bu sizi yorabilir. Mutlaka bunu da dikkate alın. Bir de yurt dışından yatırım yapmak isteyen bazı başak burçları var. Evet, yatırımı gerçekleştireceksiniz ama bu dönem değil, 2021'in bu tarihlerinde değerlendireceksiniz. Bununla ilgili araştırmaları, bununla ilgili kafanızı yormak istiyorsanız yorun ama bu sene bu olay değil. Bir dahaki sene daha hayırlı olarak uyarı veriyor sizin haritanız. Bir de kız kardeşinizle alakalı bir istenme, yani evde kalmış bir bacanız varsa istenilecek ve çok mutlu olacaksınız. Onun mürüvvetini, onun düzenini görme heyecanı yaşayacak aile büyükleriniz. Çok güzel bir sevinç yaşanacak. Bir de evinizde bir hırsızlık ya da buzdolabınız bozulabilir ya da evinizden bir şey çalınabilir. Dikkat edin, bu yakın bildiğiniz biri bunu yapacak gözüküyor. Uzakta aramayın, dibinizde arayın diyorum Başak Burçları. Miras konularınız var ama daha çözümlemiş, mahkemede devam eden miras konularınız var. Bunlar çok uzun soluklu devam edecek ama sonu sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. İş mahkemesini yeni başlatmak isteyen bazı başak burçları var. İşimde haksızlığa uğradım ve bir türlü bunu mahkemeye vereyim mi? Evet, verin ve haklarınızla alakalı noktada en iyi noktayı alacaksınız. Geri iş dönemi isteyen bazı başaklarda iş kapılarınız yeniden açılacak diyorum. Sağlık olarak evet, sinirsel yorgunluklarımız, uyku sorunlarımız olabilir. Bunları ihmal etmeyelim değerli başak. Bol bol yürüyüş ve son zamanlarda bulgur pilavı, pirinç, bu tarz şeyler, makarna çok fazla tükettiniz. Kilo verme vaktiniz geldiğini düşünüyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli başak burçları. Ve şöyle söyleyeceğim. Instagram sayfam Astrolojiden Ne Haber ya da e.akkayofficial Instagram sayfam takip etmek isterseniz, her ikisi de günlük yorumlar için uygun. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.